Merhabalar efendim. Ana Haber'den iyi akşamlar ve tabii iyi haftalar. Ard arda nokta müdahalelerle bölücü örgüte büyük darbe indiren Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona daha imza attı. 2007'de 12 Mehmetçiğimizin şehit düştüğü hain saldırının planlayıcısı Müzdelif Taşkın Suriye'de etkisiz hale getirildi. Örgüt kurulduğundan beri içindeydi, sayısız terör eylemini yönetti. Ellerinde Mehmetçiğin kanı vardı, sonunda öldürüldü. Aslan Çelekod adlı PKK'lı Müzdelif Taşkın etkisiz hale getirildi. Nokta operasyonunun arkasında yine Milli İstihbarat Teşkilatı var. Adres bu kez Suriye'nin kuzeyi oldu. Taşkın 2007'de 12 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı Dağlıca saldırısının planlayıcısıydı. Irak'tan Suriye'ye geçtiği belirlendi. Operasyon için düğmeye o an basıldı. Saha ajanları PKK'lı teröristi an be an takip etti. Her gün itinayla hazırlanan günlük raporların ışığında en uygun anda harekete geçildi. Aslan Çelekod adlı terörist Kamışlı'da nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Taşkın, bölücü örgütün kırsal kadrolarına 1988 yılında katıldı. Irak ve Türkiye'de faaliyet gösteriyordu. Avaşin Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görev yaptı. PKK'ya yeni katılan kadrolara eğitimler verdi. Barış Pınarı Harekatı öncesinde ise Suriye'ye geçti. YPG tarafından tünel mevzilendirme çalışmalarını planlaması için görevlendirildi. 35 yıldır örgüte hizmet eden elebaşı çok sayıda eylem organize etmekle kalmayıp bizzat kendisi de yer aldı. İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunan iki PKK'lı teröristten birinin kimliği belirlendi. Teröristin Kayıvar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu açıklandı. Şu anda soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Üzerlerinde bombalar, ellerinde uzun namlulu silahlar, hedeflerinde ise İçişleri Bakanlığı vardı. İki kahraman polis memuru eli kanlı teröristlere geçit vermedi. Teröristlerden biri başından vuruldu, diğeri ise kendini patlattı. İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerden birinin kimliği tespit edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristin Kanivar Erdal Kod adlı Hasan Oğuz olduğu belirtildi. Eli kanlı hainin bir de fotoğrafı paylaşıldı. Üzerindeki bomba düzeneğini patlatan diğer teröristin kimliğinin belirlenmesi içinse çalışmaları sürdüğü ifade edildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği bir kez daha vurgulandı. Konuya ilişkin bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, yürütülen soruşturmanın sürdüğüne işaret etti. Olay tüm boyutlarıyla şu anda araştırılıyor. Gerekli açıklamalar soruşturmanın neticesinde yapılacaktır. Terörün hedefi milletimizin huzurunu bozmak. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Mücadelemiz sürecek. Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de bir veterineri feci şekilde öldürdükleri ortaya çıktı. Patlayıcı yükledikleri ticari araç da işte o veterinere aitti. Teröristlerin aracını gasp ettikleri 24 yaşındaki veteriner geride eşini ve 6 aylık evladını bıraktı. Ensesinden silahla sıkmışlar ve aracı alıp yok olmuşlar. Teröristler genç veterineri öldürdü, ticari aracını gasp etti, bomba yükledi. Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıyı da o araçla yaptıkları ortaya çıktı. Biz her tarafta aracı aradık. Hatta sabaha kadar bütün o köylerden giriş çıkıştaki kameraları, 2-3 tane kamera vardı, o kameraların hepsini didik didik aradık. Ama velakin aracın bu tarafa girdiğini görüyor, bir daha çıktığı gözükmüyor. Mikail Bozlan 24 yaşındaydı. Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşıyordu. 2 yıl önce evlenmiş, 6 ay önce de evladını kucağına almıştı. PKK'lı teröristler yolda kalmış numarası yaptı, Bozlan o tuzağa düştü. İyilik yaptığı sırada el kaldırıyorlar, aracını alıyor. Teröristler arka koltuktan tetiğe bastı. Çocuk kafasının arkasından almış, tepesinden almış bir darbe. Sağından solundan yine hep üst tarafına vurmuşlar. Bozlağ'ın saatler sonra cansız bedenini babası buldu. Ticari aracı ortada yoktu. Çocuk kucağında bağırıyor babası, feryat ediyor ya, oğlumu öldürmüşler, katletmişler diye. Ailesi sabah saatlerinde gelen telefonla şoke oldu. Veterineri öldüren teröristler gasp ettikleri araçla İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı planlamışlardı. Bizim yeğenimiz vatanına, milletine saygılı,
hiçbir zaman şey olmayan, buradaki insanların herkesin yardımına koşan, millete amme hizmeti yapmaya çalışan bir insandı. Mikail Bozdağ'ın ailesinin acısı büyük. 2 yıl falan oldu evleneli. Bir tane daha kaldık ya usta. Allah Teala cennetini versin. Mikail Bozdağ 18 yıl önce daha 6 yaşındayken Kayseri'de mantar topladığı sırada kaybolmuş, 4 gün aç susuz kalmış, Adana'da kurtarılmıştı. Veteriner cenazesinde gözyaşı vardı. Eşi, 6 aylık bebeği Yağız Asaf'la törene geldi. Acısı kurşun gibi ağırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da törene katıldı. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında terör örgütlerinin kullandığı düşünülen Metin Akandil, Hakurk ve Gana'da 20 hedefin imha edildiğini açıkladı. Operasyonda çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlediğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı gerçekleştirildi. Teröristlerin bulunduğu 20 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 1 Ekim 2023 saat 21'de hava harekatları icra edilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında operasyonda yerli ve milli mühimmat kullanıldığına dikkat çekildi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Kuşkusuz güvenlik başlığı altında konuşulması gereken çok fazla konu var. Biz de güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'la konuşacağız. Mete Yarar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar şehidimiz için de başsağlığı diliyorum herkese. Evet, hepimizin başı sağ olsun, ailesinin başı sağ olsun. Önce MİT'in operasyonuyla başlayalım mı? Şimdi 35 yıldır PKK-YPG içinde yer alan, 2007'de de Dağlıca'da ağır silahlarla gerçekleştirilen ve 12 Mehmetçimizin şehit düştüğü, 16'sının yaralandığı saldırının planlayıcısından bahsediyoruz. PKK Suriye Genel Asayiş sözde sorumlusundan bahsediyoruz. Kod adı Aslan Çele. Ne anlama geliyor bu nokta operasyon, onun etkisiz hale getirilmesi, örgütün bitirilmesi açısından? Ya tabii şimdi bir konsept değişikliği var Türkiye'de. Bu konsept değişikliğinin sonuçlarını görüyoruz aslında. Türkiye'deki son dönemde terör örgütünün bitme noktası gelmesinin en önemli yolu da buradan geçiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı dış operasyon yapma yetkisi aldığı günden beri, ki bu tarih 2014'ten sonradır, o andan itibaren kurduğu kendi teşkilatıyla artık dünyada istihbarat birimleri yurt dışında nasıl önleyici darbe vuruyorsa onun aynısını yapıyor. Yine geçmişte olduğu en çok tartıştığımız konulardan bir tanesiydi. Yurt içindeki operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri kullanılmasın, burada İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimler kullanılsın diyorduk. Şu anda birebir bu aynısı yapılıyor. Bir de üçüncü önemli şeylerden bir tanesi, operasyon yapılacaksa yurt dışında yapılsın. O da şu anda Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bunun bir bacağı Milli İstihbarat Teşkilatı. Bizi ilgilendiren kısmı şu. Yıllarca biz hep şunu söyledik. Türkiye'ye saldırı emri verenler neden etkisiz hale getirilmiyor? Veya bu emri veren şahıslarla ilgili akibette neden bilgimiz olmuyor? Neden hep işte örgüte katılan insanlar etkisiz hale getiriliyor? Farkındaysanız Milli İstihbarat Teşkilatı bu soruların tamamının cevabını veriyor aslında. Tepe kadro dahil olmak üzere birkaç kişi hariç neredeyse örgüte katılanların tamamı etkisiz hale getirildi. Bu da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok önemli bir başarısıdır. Yani geçmişte şu çok tartışılırdı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın böyle bir donanıma ait ekipmanı var mı diye. Eğer kendisine teknolojik olarak bir ekipmanlar verilirse, kanun da kendisine verilen yetkiyi kullanması için kanun çıkartılırsa, açıkçası bugün başarılı gördüğümüz operasyonlarda çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Artık sona doğru gidiyoruz. Ben size şöyle söyleyeyim. Örgütün birkaç tepe noktası hariç neredeyse etkisiz hale getirilmeyen üstlerin öncüsü kalmadı. Bu çok önemli. Bunlardan yani, bir tanesi. Bu çok önemli çünkü tam da bunu soracaktım. Siz benden önce davranıp söylediniz. Şimdi çünkü 39 yıldır terörle mücadele eden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Ama bu gerek ardarda gerçekleşen MİT operasyonları, gerek Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bu açıklamalar. Bir de az önce sizin söylediğiniz lider kadrosuna vurulan darbe üst üste. Yani emri veren, sözde lider kadrosu tabii diyeceğim. Ama tabii emri veren, sözde lider kadrosu üst üste yapılan bu operasyonlar, tabii ki İHA'ların, SİHA'ların çok büyük etkisi oldu ama artık manşeti atabiliyor muyuz? Yani artık sona geliniyor, örgüt bitiyor diyebiliyor muyuz Mete Erer? Ya şunu söyleyemeyiz. Bunu geçen gün Savunma Bakanı Ankara temsilcimizle katıldığı bir toplantı düzenledi. Bir briefing verdi daha birkaç gün önce. Şunu söyledi, dedi ki, bu tür örgütlerin bitirilmesi için yurt dışı bağlantıların kesilmesi gerekiyor. Evet, katılım neredeyse sıfır noktasına getirildi. Ama karşımızda bir akıl var ve bu akıl örgütü ayakta tutabilmek için maddi, manevi, istihbarati, teknolojik ve lojistik olarak arkasında durmaya devam ediyor. Yani bu işin sonlanması için gereken nokta ne biliyor musunuz? Türkiye öyle bir noktaya gelecek ki onu destekleyenler, desteklenenlere bir tepki koyduğunda bu iş bitecek. Çünkü düşünsenize, orada gördüğünüz silahlar, yani saldırı yapan silahlardan bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk ordusuna vermeyi reddettiği saldırı tüfeklerinden bir tanesi, biliyor musunuz? Ve bu PKK'nın elinde. Ve bunu neredeyse PKK'nın bütün kadrosu kullanmaya başladı. Sayı olarak sorarsanız bana, yani 10 binin üzerindedir bu silahın elde etmeleri. Şimdi Türkiye'ye ambargo koyup kullandıkları, vermedikleri silahları PKK'ya bu kadar rahat bir şekilde vermiş olmaları ve bunun önüne geçemediğimiz müddetçe tabii ki tam anlamıyla bitirmiş diyemeyiz. Önce onların elini ayağını bundan çekeceği bir güce kavuşmak zorundayız. Hem ekonomik hem de askeri olarak. Hem de askeri olarak. Ve gelelim İçişleri Bakanlığı'na yönelik hain terör saldırısı girişimine. Az önce sizin de söylediğiniz gibi girişimde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar dileyelim bir kez daha bu vesileyle. Bir de tabii teröristlerin Kayseri'de şehit ettiği Mikail kardeşimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Simgesel bir eylem. Yani hedef İçişleri Bakanı Yerlikaya mı, devlet mi? Nasıl yorumluyorsunuz bu saldırının şifrelerini? Tabii bir ki defa, PKK üstlendi, onu biliyoruz ama. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa çok doğru bir tabir kullanıyorsunuz. Girişim diyorsunuz, farkındasınız değil mi? Evet. Yani bunu bilinçli yapıyorsunuz. Çünkü gerçekten bu terör eylemi engellenmiş durumda aslında. Tabii. Çünkü bakın, biz şöyle zannediyoruz. Bir terör eylemi yapıldığında engellenmiş olur mu? Yani bazen bazı arkadaşlara tartışıyoruz. İşte terör eylemini yaptılar. Nasıl engellenmiş diyorlar. Sonuçta onların nihai hedefine ulaşmasını engelliyorsanız aslında terör hedefini engelliyorsunuz. Bu bazen daha girişim başlamadan olur. Bazen iş üstünde olur. Bazen aldığınız tedbirler o kadar yeterli olur ki işte kendilerini öldürmeyle sonuçlanır. Hiçbir başarı ortaya çıkmaz. Tam tersine şöyle bir noktaya kadar gelirsiniz. Vay, bizim polislerimiz ne kadar cesaretli ve ne kadar eğitimler ki iki tanesini bu kadar ani bir operasyon veya bir saldırı esnasında etkisiz hale getirebiliyorlar. Bugün geldiğimiz yer de aslında o. Bir saldırı girişimi var ve saldırı girişim aşamasında kalmış durumda. Ben o yüzden polis teşkilatının hem aldığı tedbirleri, oradaki aldığı tedbirleri ve diğerlerini bir paket olarak değerlendiriyorum. Bence bu bir girişim olarak kaldı. Evet, şunu söyleyebilirsiniz bana. İçişleri Bakanlığı mıydı hedef? Açıkçası şunu söyleyebilirim. Bu ancak bir müddet sonra istihbarat birimlerinin ele geçirecek olan teröristlerden aldıkları bilgiyle net olarak söyleyeceğimiz bir şey.
Çünkü eyleme katılanların ikisi etkisiz hale getirilir. O zaman bu emri veren sağ ele geçirilecek ve ondan sonra biz ancak bunu bilebileceğiz. Benim tahminimi söyleyeyim. Bence burası değildi. Daha başka bir hedefe yönelmeye çalıştılar. Ama o hedefe ulaşamayacaklarını düşündüklerini düşünüyorum. Ve hedef değiştirerek İçişleri Bakanlığı'nın, yani daha doğrusu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün nizamiye binasına saldırmak istemiş olabilirler. Bu benim kendi şahsi tahminim. Yani herhangi bir şey söylemiyorum. Bunu niye, bunu nereden çıkartıyorsunuz diyebilirsiniz. Üzerindeki malzemeden, ekipmandan, kullandıkları silahlardan ve getirdikleri malzemelerden, ben kendi değerlendirmem anlamına söylüyorum. Bu da aslında Ankara'da açılması sırasında alınan tedbirlerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu gösteriyor. Hedefe ulaşamayacaklarını anladıklarında başka bir hedefi seçmelerine ulaşmış olabilir. Şimdi üstlerindeki ekipmandan dediniz, orası önemli. Yani o ekipmanla yola çıkan teröristlerin hedefinin neresi olabileceği, yani İçişleri Bakanlığı değil de neresi olabileceğini düşünüyorsunuz? Bir tahmininiz var mı? Şöyle söyleyeyim. Orada bir tane roketler var ya da, görüyor musunuz? Evet. Bilmiyorum. Yani bir fotoğrafta görmüşsünüz. Evet. O roketler aslında uzun menzilli bir roketler. Şimdi bu kadar nizamiye yakın bir yerde bu roketleri ateşlemeleri mümkün değil. Yani o nizamiyenin orada bunun kullanmaları, yani teknik olarak mümkün değil. O zaman daha başka bir yere uzak mesafeden ateş ederek girdikleri alanda kendini patlatmayı düşünmüş olabilirler. Çünkü ikisinin üzerinde de bildiğim kadarıyla birisi kendini patlatıyor, diğeri başından vurulduğu için o arkasına taşıdığı sırt çantasındaki patlayıcıyı patlatamıyor. Çünkü ele geçirilen malzeme listesinde 9,5 kilogramlık bir şey var, biliyorsunuz. C4 patlayıcı var. O patlayıcı muhtemelen o sırt çantasının içindeki ikinci sırt çantasındaki patlayıcıydı. Bu nedenle söylüyorum. Yani bu tip patlayıcıyla bir nizamiyeden daha çok insanların çoklu bulunduğu bir yer seçilmiş olabilir. Artı ellerinde bulunan roketlerin cinsinden söylüyorum. Bu tamamen benim ilk başlangıçta gördüğüm resim, onu gösteriyor bana. Peki bir konu daha var. Şimdi mesela o saatte Sayın Yerlikaya'nın orada olmayacağı belli. Şimdi bir taraftan da Sayın Yerlikaya'nın, İçişleri Bakanı'nın kararlılıkla attığı mesajlar var. Evet. Doğru. PKK üstlendi ama işte belki sizle şunu konuşmamız lazım. Yani terörle bu hem çetelerin hem işte narkotik meselesinin, yeraltının hepsinin nasıl iç içe girdiğini belki konuşmamızı gerektiren mesajlardı onlar. Çünkü önce o, hani yıllardır Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dile getirdiği, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek cümlesini etti. Fakat sonra orada durmadı. Devam etti ve daha açıklayıcı. Terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz diye bir mesaj atma ihtiyacı duydu Sayın Yerlikaya. Şimdi bunu bir açmak isteyeceğim. Çünkü burada biraz paradigma değişikliği. Geçen dönemle karşılaştırıldığı zaman bu çeteler, zehir tacirleri, işte bu örgütlerle mücadele çok daha fazla öne çıkıyor sanki Sayın Yerlikaya döneminde. Ya şöyle söyleyeyim. Yani bu bence biraz insafsızlık olur. Çünkü Sayın Süleyman Soylu döneminde de zehir tacirleriyle yapılan mücadele Avrupa'daki bütün toplamdan daha fazla yakalandı. Neredeyse birçok yerde bu başarılı operasyonlar yapıldı. Ama öncelikler değişiyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela ilk bakan göreve geldiğinde birinci öncelik neydi? Hatırlarsanız o dönemde DAEŞ'le mücadele. Arkasından ne vardı? İkinci mücadele neydi? PKK'yla. Üçüncü mücadele FETÖ'yle. Yani 2016'dan 2020'lere kadar, 2021'lere kadar geldiğimiz süreç içerisinde bu örgütleri bitirmek üzere bütün angajman bunun üzerineydi. Ama bu arada diğer işler yapılmıyor muydu? Yapılıyordu tabii ki. PKK terör örgütünün Türkiye'de eylem yapamaz hale gelmesi, FETÖ terör örgütünün etkisiz hale getirilmesi, DAEŞ'in bitiriliyor olmuş olması, daha fazla angaje olabilecek olan alan da açılmış olabilir. Yani bunu tek başına
Yani bir önceki bakan bakıyordu, bir önceki bakan bakmıyordu, şimdiki bakan bakıyordu diye düşünmek bence çok doğru olmaz. Çünkü ikisi de Milli Güvenlik Kurulu'nun Türkiye'deki istihbarat birimleriyle beraber koordine çalışan birimler. Bu nedenle önüne gelen bütün olaylara ve diğer istihbarat bilgisinin sonucundaki yapılacak operasyonlara ikisi de bence aynı odakta gidiyor. İkisi de çok başarılı. İkisi de bugüne kadar yaptıklarıyla çok kısa bir süre geçti Ali Yerlikaya'nın göreve geldiği günden beri. Ama valiliği sürecinde yaptıklarıyla bugün de bakıyorum açıkçası doğru kişinin doğru adrese getirildiğini düşünüyorum. Ama yine söylüyorum, bakanlar bakanları kıyaslamanın, bakanların olaylara bakış açısını kıyaslamanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaman doğru değil, o dönemin şartları aynı uygun değil, bugünün şartları uygun değil. İkisi de aynı dönemde bakanlık yapmadılar. Evet, ama aslında amacım bir performans karşılaştırması yapmaktan ziyade... Hayır, sizin için söylemedim. Yazılan çizileni sordunuz siz bana, o yüzden söylüyorum. Evet. Tabii ki siz de öyle demediniz. Aslında yazılan çizilen sizin hiç girmek istemediğiniz işin çok farklı bir boyutu. Onu hiç söylemeyeceğim bile size. Çünkü biliyorum o konulara hiç girmek istemiyorsunuz ama Özgür Özel'in CHP Grup Başkan Vekili'nin şimdi tabii artık fiilen yürüteceğini söyledi ama Ebabil Harekat'ta işte bir hesap, sosyal medya hesabı, Sayın Soylu'yla onun bağlantısını açıklaması. Sonra o hesaptan dün Yerlikaya'ya ciddi eleştiriler. Sonra onun silinip bizi ilgilendirmiyor, biz bunlar değiliz denmesi falan, çok karışık işler oldu. Onun üzerine tabii orada bir kıyaslama yapıldı ister istemez. Yani o dönem neydi, bu dönem neydi, acaba arada bir rekabet, bir çekişme var mı gibi. Bu boyutunu konuşmuyoruz ama şu boyutunu konuşmak lazım diye düşünüyorum. Sayın Yerlikaya bu vurguyu boşuna yapmış olamaz. Yani Kesinlikle yapmadı. Ben onu söyleyeceğim. Lütfen. Tam oraya geleceğim. Evet. Bakın çeteler veya organize suç örgütleri veya bununla işbirliği içinde olan silah tacirleri, uyuşturucu tacirleri nereden bulabilirler bu malzemeyi? Nereden bulabilirler? Kimden alabilirler? Yasa dışı bir örgütlenmeden alabilirler, değil mi? Yani insan kaçakçılığını nasıl yapabilirler? Pasaportu, sahte pasaportları nereden bulabilirler? Eğer kendilerine gerekli silah varsa nereden bulabilirler? Ve bu tip örgütlenme yapısı Türkiye'de kimi işaret ediyor? Tabii ki PKK terör örgütünü işaret ediyor. Yani son dönemde gördüğümüz tabloya baktığınızda dünya üzerinde, özellikle Avrupa'da son raporlara yansıyan Avrupa'da uyuşturucuyu yöneten PKK Türkiye'de bu işte uzak olduğunu düşünüyor. Yo, tam göbeğinde. İnsan ticaretinin de göbeğinde yer alıyor. Kaçakçılığın haracın da bir numaralı hedefinde. O yüzden bu tür olaylarda para kaynağına saldırdığınızda bu tip örgütler çok daha fazla saldırgan hale geliyorlar. Onu söyleyeyim ben size. Yani örgüt finansal anlamda zorlanacak noktaya geldiğinde bundan kazanç sağlayacaklar çok daha gözü kara bir şekilde devlete saldırmaya başlıyorlar. Kurumlara saldırmaya başlıyorlar. O yüzden Sayın Ali Yerlikaya'nın vurgusu tam da bunu işaret ediyor. Diyorsanız hiçbirini birbirinden ayırmıyor. Evet. Sıralamayı birbirinin içerisine, birbirinin içine geçmiş olan yapı anlamında söylüyor. Bence de çok da doğru bir tespit. Mete Yarar, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için, değerlendirmeleriniz için. Evet, şimdi devam ediyoruz başka başlıklarla. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk lirası varlıklar için yeni adımlar planlandığını açıkladı. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne bir mesaj gönderdi. Neydi o mesaj, gönderdiği mesaj? Bir kez daha tek haneli enflasyon vurgusu yaptı. Gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonu tek haneye düşürmek ve istihdamı artırmak. Türkiye'nin önündeki 3 yıl bu ana hedefler çerçevesinde orta vadeli programda belirlendi. Türk lirasını daha cazip hale getirmek için de yeni uygulamalar yolda. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz. Otomatik katılım sistemine ek olarak ikincil bir emeklilik sisteminden halka arzların artırılmasına, Türk lirası cinsi ürünlerin cazibesinin ve çeşitliliğinin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede adımlar planladık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne gönderdiği mesajda verdi bu sinyali. Enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek gelir dağılımını iyileştirmeye amaçlıyoruz dedi. Yedincisi, güçlü sermaye piyasaları, güçlü Türkiye ana temasıyla düzenlenen kongrenin tüm yatırımcılar için hayırlı olmasını diledi. Cumhuriyet'in 100. yılında daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin potansiyeliyle uyumlu, gerçekçi ve uygulanabilir hedefler belirlendiğini hatırlattı. Yabancı yatırımların bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği daha da güçlendirerek çekileceğini anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı ve sona da erdi şu dakika itibariyle, artık zaten bitirildi. Detayları ve son durumu TV100 editörü Betül Araz'dan alacağız. Betül, merhabalar. İyi yayınlar Ece, merhaba. Şimdi tabii CHP il kongreleri İstanbul'da ne olacak sorularıyla meşgulken asıl cevabı bize galiba bu toplantıya kimler katıldı, kimler katılmadı sorusu verecek sanki. Ne dersin? Biraz öyle gibi aslında. Öncelikle sorunla başlayayım. Kimler katılmadı? Bugün MYK'da Özgür Özel'i saymıyorum, grup başkanlığını fiilen yürütmeyeceğini açıklamıştı, istifa etmeyeceğini. O bundan sonra da MYK toplantılarına katılmayacağını da açıklamıştı. Onun dışında genel başkan yardımcılarına bakacak olursak eğer 4 isim bugün MYK'da yer almadı. Kim onlar? Eren Erdem, Yunus Emre, Zeynel Emre, Hasan Efe Uyar. Bu 4 isim bugün MYK'da yoklardı. Ama önce bu isimlerin neden katılmadığını anlatmadan önce tabloya bir bakmak lazım aslında. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı dedik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Bu toplantının ana gündemi aslında devam eden 16 Eylül'de başlayan il kongreleriydi. Gelinen son durum ne, bu masaya yatırıldı? Genel merkez ne durumda? Değişimciler ne durumda? Bu uzun uzadıya Kemal Kılıçdaroğlu'na rapor olarak aktarıldı. Tabii gözler bir yandan aslında 8 Ekim'de yani pazar günü yapılacak olan İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi. Çünkü bizler biliyoruz iki isim adaylığını ilan etti. Cemal Can Polat ve değişimcilerin adayı Özgür Çelik. Bu isimleri duyduk. Bunlar pazar günü kıyasıya yarışacaklar. Gözler çünkü artık CHP cephesinde de İstanbul'a çevrilmiş durumda. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Cemal Can Polat adaylığını açıklarken Ece 4 isim yanındaydı. CHP Genel Merkezi'nden kimlerdi? Eren Erdem, Yunus Emre, Zeynel Emre ve Hasan Efe Uyar. Bugünkü MYK'ya katılmayan o 4 isim Cemal Can Polat da adaylığını açıklarken İstanbul'da yanı başındaydı. Yani şu mesajı verdiler. Genel merkezin İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Can Polat mesajı verildi orada çok net bir şekilde. Bizler yine şunu biliyoruz. Bazı genel başkan yardımcıları İstanbul seçimleri için çalışmalar yürütüyor ve İstanbul'da. Tabii bugün aslında bu isimlerin katılmayışıyla birlikte bizler de gördük ki bu isimler muhtemel İstanbul'da hafta sonuna yönelik çalışmalarını yürütüyor. Dediğim gibi bir kez daha vurgulayayım, MYK'nın ana gündemi de devam eden bu il kongreleriydi. Evet, bu çok önemli bir bilgi. Bu isimler İstanbul'da adayları için çalışıyor olabilirler katılmadıklarına göre. Şimdi bir önemli mesele daha var. Nedir o önemli mesele? Saat 19'da İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener yemekli, bildiğim kadarıyla bir toplantıda milletvekilleriyle bir araya geliyor. Niye önemli? Çünkü biz tek başımıza gidiyoruz. İttifaklara kapıyı tamamen kapattı kararın ardından. Galiba bu ilk kez milletvekilleriyle yüz yüze buluşması. Buna dair detaylar neler? Sen anlatabilir misin bize? Tabii çünkü senin bir de bazı görüşmelerin oldu anladığım kadarıyla aralarından bazı isimlerle. Evet Ece, dakikalar sonra işte o yemek başlayacak aslında, duyurulan saat 19 olarak. Tabii basına kapalı bir yemek, kendi içlerinde yedikleri bir yemek. Ankara'da gerçekleşiyor bu yemek, Çankaya bölgesinde. Bunun altını çizeyim. Tabii sen de özetledin. İYİ Parti'nin genel idare kurulunda almış olduğu bir karar var. Yerel seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz. İl ve ilçelerde, beldelerde gerekirse. Buna yönelik genel merkez, İYİ Parti genel merkezi çalışmalarını yürütüyor. Aday profilleri üzerine çalışmalar yürütüyor. Ancak
Ancak şunu biliyoruz biz, milletvekillerinde alınan bu karardan rahatsızlık duyanlar var. İşte bu rahatsızlık aslında bugünkü toplantıda gündeme gelecek. Bunu söyleyeyim. Şöyle ki aslında konuştuğum birkaç İyi Partili isim masada yemek dışında ne olacak sorusuna verdikleri yanıt şu oldu. Yerel seçim kararının partiye ne getirisi olacak, ne götürüsü olacak, bunu da elbette biz dile getireceğiz dediler. Şöyle dedim ben de, bunun üzerine şu soruyu sordum. İyi Parti yerel seçime kendi başına gidecek. Bunun sonuçları nasıl olacak? Siz nasıl görüyorsunuz ki bu konuştuğum isimler şu an milletvekili ancak daha önce İyi Parti'de yöneticilik yapmış isimler, önemli isimler. Aldığım yanıtı direkt aktarayım. Ayrı girilmesi halinde 31 Mart'tan sonra muhalefette ciddi değişimler söz konusu olacaktır. Çünkü bu karar partiye zarar verecektir. Şöyle de bir durum var. Meral Akşener çok net konuştu. Blörf yapmıyorum dedi. Kendi adaylarımızla seçime gireceğiz dedi. Ki bundan da bir geri dönüş olursa aslında bu da güvenilirliği yitirir İyi Parti tabanında dediler. Yani aslında bu kararın her iki açıdan da partiye zararlarının olacağının altını çizdiler. Peki bunun üzerine ben de şu soruyu bir kez daha yönelttim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları net. Henüz parti meclisinde karar oylanmasa da Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını bir kez daha açık açık kamuoyunda ilan etti. Bu noktada dedim, sizler aday olarak karşısına bu iki ismin çıkarırsanız sonuç ne olacak dedim. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni de etkileyecektir elbette. Bunun sonucu nasıl olacak sorusuna aldığım yanıt da şöyle oldu. İyi Parti seçmeni aslında kazanma ihtimali olabilecek adaya oy verecektir. Kendi partisine değil aslında burada. Bizler bakıyoruz, İyi Parti seçmeni kazanma ihtimali kimin yüksekse ona oy verecektir. Eğilim bu yönde oldu hep İyi Parti seçmeninde yanıtını aldım. Bu kararın bir kez daha söylediler, yanlış olduğu kanaatini söylediler, doğru olmadığını söylediler. Bunu da bu yemekte Meral Akşener'e dile getireceklerinin de altını çizdiler. Tabii yarın aslında daha detaylı bir şekilde o toplantıdan çıkan kulis bilgilerini biz konuşuyor olacağız ama öncesinde aldığım yanıtlar bu şekildeydi Ece. Betül Aras, çok teşekkürler. Ve devam ediyoruz. Konya Spor Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gergin anlarla ilgili taraftarlar karşı karşıya geldi. Polis copla müdahale etti. Bir polis de silahını çekti. Beşiktaş kulübü yazılı bir açıklamada tepkisini dile getirdi. Valilikte iddiaların ardından hemen harekete geçti. Bir tarafta Beşiktaşlı taraftarlar vardı, diğer tarafta Konya sporlular. Polisler kavgayı ayırmak istedi, polislerden biri silahını çekti. Beşiktaş kulübü tepki gösterdi, valilikte soruşturma başlattı. Gerginliğin adresi Konya. Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesi Konya sporlu taraftarlarla gişelerin önünde karşılaştı. Gergin anlar yaşandı. Polisler taraftarlara copla müdahale etti. Polislerden biri de bariyerlerin üstünde silah çekti. Beşiktaş kulübü tepki gösterdi. Taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez denildi. Konya Valiliği de soruşturma başlatıldığını açıkladı. Allah'a emanet yaşıyoruz. Bunu da çok iyi biliyoruz. Sabah uyanıyorsun, Bismillah deyip yola çıkıyorsun. Sonrası meçhul. Örneğin taksi şoförüsün. Nereye diye soruyorsun. Müşteri cevaben seni öldüreceğim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Antalya'da gerçekleşti bu olay. Taksici Ahmet Er bir şehir eşkıyasını aracına aldı. Tek sorduğu soru nereye gitmek istediğiydi. Sür diye bağıran zorba taksicinin başına silahını dayadı. İki çocuk babası taksici mermiden zor kurtuldu. Saldırganla araçta boğuşmaya başladı. O kabusu da taksinin içindeki araç kamerası kaydetti. Silah çekmene gerek var mı? Neden öldüreyim? Ya ne vuruyor bu? Silah çekti, taksicinin başına dayadı, tetiği çekti. İmdat! Taksici ölümle burun buruna geldi. Benim kafama vurmaya devam ettiğinde iki tane kızım aklıma geldi. En doğru anı bekledim. Antalya'da taksici Ahmet Er bu şehir eşkıyasını araca aldı. Nerede ineceğim, burada mı ineceğim? Ahmet. Nereye? Arkadaşım senin başında bir işim var. Sen söyle, ben seni nerede indireyim onu söyle bana.
Bir türlü gideceği yeri söylemedi. Senin kavga etmeye niyetin var galiba biraderim, yapma. Taksici silahı görünce alttan almaya başladı. Sen benim abimsin, kardeşimsin. Ama sen niçin şimdi bana böyle yapıyorsun ki? İki çocuk babası adamım da. Benim niye yapıyorsun? Silahını eline attı, çekti, ağzına verdi, kapıma dayadı. Şehir eşkıyası alkollüydü. Silah çekmene gerek var mı? Neden öldüreyim? Ya ne vuruyor bu bana? Tamam be. Taksici hamle yapmak için en uygun anı bekledi. Düştü Allah'ını. Boğuşma sırasında silah ateşlendi. İmdat! Ben basayım bunu, ben basayım bunu. Basayım bunu. Bas. Bırak, buradan git. Bırak. Direksiyonu sağa kırdım, frene bastım, üstüne atladım. Mermisi tabii ki bu şekilde alnımın önünden geçti, tavanı deldi. Taksici Ahmet Er silahı elinden aldı, şehir eşkıyası kaçtı. Buradan geçti ki buraya vurdu. Alnımın önünden mermi geçmesiyle beraber tavanı deldi. Saldırganın peşini bırakmadı. Peşinden koştu, polise yakalattı. Şu anda uzaylının vücudu gibi, gördüğünüz gibi kafa sağ tarafa doğru uzadı. Yani buraya kabzenin gelişiyle bayağı bir vurdu. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Taksicilik buysa ben vallahi yapmam. Kimse kusura bakmasın. Konya'da düğünde yaylım ateşi açan magandalar polislere saldırdı. Taşlar, cam şişeler attılar. Biri de aracını polislerin üzerine sürdü. Saldırıda 4 polis yaralandı. Ekipler saldırganları durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Düğün magandaları elini tetikten çekmedi. Hem polis hem de bekçiler uyarınca da taşla, şişeyle saldırdılar. İçlerinden biri ekiplerin üzerine aracını sürdü. 4 polis yaralandı. Konya'da ekipler gelen şikayetle harekete geçti. Sokak düğününde magandalar havaya yaylım ateşi açıyordu. Ekipler hemen olay yerine gitti, magandaları uyardı. Sakin. Düğündekiler silahları bıraktı, polise taşla, cam şişelerle saldırdı. İçlerinden biri polisin üzerine aracını sürdü. Polisler silahlarını çekti, uyarı ateşi açtı. Saldırıda 4 polis yaralandı. Ekipler 7 kişiyi de gözaltına aldı. Utancı bile utandıracak görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Magandaların bir bunu yapmadıkları kalmıştı. Bir grup genç sokakta küçük çocuğa alkol içirdi. Bir de o anları görüntüledi. İşte o skandal görüntüler. Sokak magandaları küçük çocuğun zorla kolundan tuttu, alkol içirdi. Skandal görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Yasak olmasına rağmen sokakta alkol alan bir grup genç küçük çocuğa zorla alkol içirmeye çalıştı. Küçük çocuğu kolundan tutan bir genç alkol içirdi. Küçük çocuk alkolü içtikten sonra yere hemen tükürdü. Magandalar o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Bazen bazı küfürler aslında birer durum tespitidir. Maalesef o anlardan biri izlediğimiz görüntüler. Devam ediyoruz. Beyoğlu'nda sokaktaki bankta oturan iki kişi burada oturamazsınız diyen gece kulübü çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. Gece kulübü çalışanları ikiliye çivili sopalar ve şişelerle saldırdı. Genç kadının kafasında şişe kırıldı. Çivili sopalarla vurdular, başlarında şişe kırdılar. Öldüresiye dövdüler. Genç kadın ve arkadaşını hastanelik ettiler. Burası İstanbul'un göbeği, hatta en hareketli bölgesi Beyoğlu'nun Asmalı Mescit Mahallesi. Tarih 5 Eylül. İddiaya göre genç kadın Yeliz Ö ve arkadaşı Mehmet İ sokakta bulunan bir bankta oturdu. İkili bankta otururken yakınlarında bulunan bir işletmeci yanlarına yaklaştı. Ardından bankta oturmamaları konusunda kendilerini uyardı. İkili banktan kalkmadı. Çift uyarıya dikkate almayınca işletmeci oradan ayrıldı. Ancak bu sefer yanına arkadaşlarını aldı. Çivili sopalarla birlikte ikiliye saldırdı. Ellerinde şişeler de vardı. Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşmak istedi. Ancak işletme çalışanları saldırıya geçti. İkili öldüresiye dövüldü.
Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift polis çağırdı. Ancak saldırganlar kısa sürede koşarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atıldı. Genç kadın ifadesinde kafasında şişe patlatıldığını söyledi. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Haklarında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem yapılan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Azerbaycan'ın bir günde bitirdiği antiterör operasyonu Ermenistan tarafından kolay hazmedilemiyor. Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan, Voma Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu. Harutyunyan'ın terör kamplarındaki elinde silahla eğitim görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Azerbaycan, Karabağ'ı işgalden kurtardı. Ermeni manken podyumları bırakıp terör örgütüne katıldı. Ünlü bir marka Armine Harutyunyan Voma'yı 2019 yılında podyuma çıkardı. Kalın kaşları ve farklı yüzüyle güzellik algılarını yıktığı ileri sürüldü. O günden beri gündemden hiç düşmedi. Ermeni model Armine Harutyunyan bu kez giydikleriyle değil yaptıklarıyla gündemde. Model Ermenistan'a bağlı Voma terör örgütüne katıldığını duyurdu. Azerbaycan'a karşı atağa geçeceklerini söyledi. Sosyal medyada adeta viral olan görüntülerde model askeri kıyafetler içinde görülüyor. Elinde uzun namlulu silahla eğitim aldığı gözleniyor. Ermeni terör örgütü Voma ise Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz açıklaması yaptı. Ancak eğittikleri arasında sadece modeller ve yetişkinler yok. Terör örgütü yayınladığı görüntülerde çocuk yaştaki Ermenilere de askeri eğitim verdiği anları paylaştı. Videoların ne zaman ve nerede çekildiği şimdilik belli değil. Ancak Voma bu görüntülerle Azerbaycan'a tehditler yağdırmaktan geri kalmıyor. Irak'ın Musul kentinde 107 kişinin hayatını kaybettiği düğünün yankıları sürüyor. Korkunç olayda herkes gibi yakınlarını kaybeden gelin ve damat tabii ki yasta. Damat her geçen gün daha çok acı çekiyoruz. Kaybettiklerimizin sayısı artıyor dedi. Olayın şokunu atlatamayan gelinse konuşamıyor. En mutlu günleri kabusa dönüştü. Evlilikleri acı ve gözyaşıyla başladı. 107 kişinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin soruşturma devam ediyor. O dehşet anlarının da her gün yeni görüntüleri ortaya çıkıyor. 28 yaşındaki damat Revan Ishuish 20, 18 yaşındaki gelin Hanin ise 35 akrabasını kaybetti. Çift ilk kez kameralar karşısına geçti. Revan, the groom, told Sky News what had happened. Yaz giysileri içindeki gelinin ağzını bıçak açmıyor. Yaşadığı şok nedeniyle genç kadın konuşamıyor ve yürümekte güçlük çekiyor. Düğün günü yaşananlara kabus gibiydi sözleriyle anlatıyor damat Revan Ishuish. Alev toplarının yağmaya başladığı anda mutfak kapısından kaçtıklarını söyledi. Can havliyle kaçanların gelini ezdiğini, eşini güçlükle kurtardığını belirtti. Hınca hınç dolu salondan sağ çıktıkları için sevinemiyorlar bile. Acılı damat yangının havai fişek nedeniyle çıktığına da inanmıyor. Uluslararası bir komisyonun yangını soruşturmasını istiyor. Ayaklarını yerden kesmek tabii ki herkesin hayalidir. Ancak uzun zamandır otomobil fiyatları tüketicinin nefesini kesmişti. Fiyatlar sabitlendi. Üstelik markalar kampanyalarla indirime gitti. Aksesuarlar da artık ücretsiz hale geldi. Ancak kredilerin yüksek faizleri yüzünden piyasa hala hareketlenemedi. Döviz %5 arttığında %10 zam yaptılar. Bu ileri zamları şimdi yavaş yavaş geri alıyorlar. Ekim ayı ortasına kadar da eğer kurda bir artış olmazsa %15'e kadar fiyatların gerileceğini tahmin ediyoruz. %10 indirim, ücretsiz aksesuar ve daha pek çok fırsat. Otomobil piyasası için uzun zamandır duyulan şeyler değil ama bakanlığın kestiği cezalar piyasaya yeniden hayat verdi. Ticaret Bakanlığı'nın getirmiş olduğu özellikle 6 ay 6000 kilometre yönetmeliklerinde ciddi etkisiyle beraber
Öncelik sıfır tarafında yaşandı. Birçok sorun aslında çözülmüş oldu. Hem sıfır otomobiller hem de ikinci el otomobiller uzun zamandır fiyatlarıyla gündemden düşmüyordu. İşte o fiyatlar şimdi park halinde. Hatta pek çok marka kampanyaları sıralamaya başladı bile. Bu kampanyalar genelde fiyat indirimi üzerinden gidecek gibi gözüküyor. Ek aksesuarların ücretsiz olarak alıcılara hediye edilmesi üzerinden konuşulan kampanyalar var. Üstelik arabalara şu an %3, %4'te liste fiyatı üzerinden birçok markanın indirimi söz konusu. 0-7 yaş aralığı ikinci elde düşüşe maruz kaldı. %10'luk bir düşüşü net olarak konuşabiliriz. Üstelik daha büyük indirimler de yolda. Haberler güzel olsa da normale dönüş için biraz daha zaman var. Kredi muslukları yavaş yavaş açılıyor olsa da faiz oranları hala yüksek. Dolayısıyla piyasa pek de hareketli değil, ancak önümüzdeki günler için umut var. Ayrıca aracını ilanda bırakan satıcılar da bir yandan balonu şişirmeye devam ediyor. Satmak istemeyenlerin otomobilleri de hep satışta. Satmak istemeyenler lütfen piyasayı etkilemesin, ilanlarını kaldırsınlar. Orada bir balon piyasa oluşmasına sebebiyet vermesinler. Ekonomi yorumcusu, para politikaları uzmanı İhsan Memiş ekonomik tufan uyarısı yaptı. Tarih verdi. Çok dikkat çeken başka şeyler de söyledi aslında. Sorular belli. Ekim'in ilk haftasında hangi seviyeleri takip etmeli? Dolar yükselecek mi? Altında kritik aralık ne? İhsan Memiş'e soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ece Hanım. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ekonomik tufan deyince tabii çok büyük bir uyarı ve büyük bir cümle. Ne demek istediniz? Şu anda merkez bankaları iyice köşeye sıkıştı. Enflasyon geri döndü. En son Amerika'da %3.7 olarak açıklanan enflasyon rakamı büyük ihtimalle %4 olarak açıklanacak. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon artmaya devam ediyor. Özellikle jeopolitik risk tarafında da ciddi artışlar var ve piyasalarda şu anda enflasyonu daha fiyatlamadı. Merkez bankaları sadece önden yüklemeli bir faiz artırımı yapıyor, ancak başarılı olacağı çok da düşünülemiyor. Özellikle altın fiyatlarını çok baskılıyorlar. Her kriz öncesi altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerle birlikte merkez bankaları altın rezervini artırıyor. Bu da krizin habercisi olarak nitelendirebiliriz. Özellikle 2020 ve 2022 yıllarında merkez bankalarının altın stoklarındaki artışlarla birlikte altın fiyatları tekrar 2000 dolar seviyesinin üzerinde yükselmişti. Biz altın fiyatlarında 7 ayın en düşük seviyesini görüyoruz. Şu anda 1830 dolar seviyesinde. Büyük bir ihtimalle 2 haftalık baskılanma süreci tekrar devam edecek. Ancak 2 hafta sonra Amerika'da enflasyon verisi de açıklanacak. 15 Ekim'den sonra özellikle küresel piyasalarda olumsuz gelen enflasyon verisi bütün gelişmekte olan ülkeleri, yani bizi olumsuz yönde etkileyebilir diye tahmin ediyorum. Yani şimdi siz Ekim ayını ikiye ayırıyorsunuz, doğru evet. mu? İlk evet. bölümünde ne öngörüyorsunuz? İkinci bölümünde ne öngörüyorsunuz? İlk bölümde problem yok. Yine altın fiyatları baskılanır, döviz kuru sabitlenir ve ikinci yarısından sonraki süreçlerde altın fiyatlarında tekrar geri dönüş, yani yukarı yönlü tepki yükselişleri görebiliriz. Dolar malum yine yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Özellikle yılın ayın özellikle ikinci yarısından sonra küresel tarafta özellikle Amerika ve Avrupa tarafında gelebilecek ekonomik kriz haberlerine karşı da bütün yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Yıl sonu beklentinizi güncellediniz mi? Dolarda 29 küsur gibi bir evet. beklentiniz vardı. 29-70 öngörüm halen geçerli. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın orta vadeli plandaki beklentisi de o yönde zaten. 2024 yılında yine yukarı yönlü hareketlerine devam edecek olan dolar kuru şu anda dünya bazında değer artışlarına devam ediyor. Benim kişisel öngörüm de 29-70 lira seviyesinden bir kapanış yapacağı yönünde. Peki bir diğer başlık borsa, tabii sizin üzerine çok konuştuğunuz. Evet. Şimdi giriş için 7500 puanın altını beklemeye devam edeceğim demişsiniz. Aynen doğru. Orada uyarılarınız var mı borsa yatırımcısına, özellikle bu dönemde çok önemli o uyarılar çünkü. Ece Hanım, 7,5 milyon civarında borsa yatırımcımız var. Özellikle son bir ayda 1,5 milyon civarında yine 18-24 yaş grubunda genç yatırımcıların bu tarafa eğitini gözlemliyoruz. Uzun vadeli problem yok. Yani 2024 yılında yine borsa endeks tarafında yükselişlerine devam edecek. Ancak kısa vadede altta ihlal edilen alanlar var. 7500 puan seviyesinin altındaki rakamlar. Yabancı yatırımcılar burayı beklemeye devam ediyor. Özellikle küresel borsadaki türbülansla birlikte bizim de yılın, özür dilerim, ayın ikinci haftasında tekrar aşağı yönlü trend beklememiz mümkün olabilir. O yüzden 7500 puan seviyesinin altındaki rakamları teknik olarak görebiliriz. Anladım. Ve üçüncü ya da dördüncü haftasında özellikle diyorsunuz. Evet, yani
bekliyor. Ekim ayının ikinci haftasından sonra, üçüncü ve dördüncü haftasında borsaya girişlerin daha uygun bir dönem olacağını düşünüyorum. Peki altında kritik aralık ne size göre İslam Memiş? Gram altında şöyle resmi kur tarafıyla, yani insanların o televizyonda ve internette gördüğü kurla serbest piyasalar farklı. İlk önce onun uyarısını yapmak lazım. Ekranlarda 1620 lira seviyesinde görülen gram altın serbest piyasalarda 1670 lira. 50 liralık bir fark var. Tabii kota uygulaması var malum altın tarafında. Bu kota uygulamasından dolayı işçilikler artmaya devam ediyor. Gram altında içeride fiziki tarafta 1650-1700 lira seviyelerini takip etmeye devam ediyorum. Ons tarafında 1800-1880 dolar aralığını takip etmeye devam ediyorum. Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya altın yatırımını düşünenler işte bu iki haftalık baskılanmayı bir fırsatı çevirebilir. Çünkü yılın son aylarında büyük ihtimalle 1800 lira seviyesinin üzerine tekrar yeni ataklar görme ihtimalimiz güçlü. Şimdi sizin tarzınız öyle hap gibi hemen reçeteyi veriyorsunuz. Benim çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Soruyu sormuşsunuz, cevabı vermişsiniz. Dolar mı euro mu diye sormuşsunuz. Evet. Cevap euro demişsiniz. Algıda evet. Seçicilik oldu. Bunu beklemiyordum çünkü. Neden? Yani dolar yatırımcısı euroya mı yatırım yapsın? Ne yapsın? Ece Hanım, euro dolar paritesi yaz aylarında 1.12 seviyesindeydi. Şimdi dolar endeksi, dolar uluslararası piyasalarda aşırı değerlendi. 106 seviyesinde. Şu anda 1.05 seviyesinin altına sarktığını gözlemliyorum. 1.0496 seviyesinde. Fiyatlar ve grafikler diyor ki euro tarafında beni al diyor. Ben düştüm diyor. 1.12 seviyesinden buralara kadar geriledim diyor. O yüzden orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcısı 1.0350 seviyesini takip etmeli bu iki haftalık süreç içerisinde. Yine soru ve cevap aynı. Dolar mı euro mu? Bence euro. İhsan Memiş, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Masalar, sandalyeler var, kartlar dağıtılıyor. Görüntüler gerçek bir kumarhaneye ait değil, sanal bir kumarhaneden. Yaygınlaştıkça yaygınlaşıyor. Oyuncularsa genelde ergen yaştaki çocuklar, gençler. Uzmanlar artık bunun bir beyin hastalığı olduğunu söylüyor. Özellikle pandemi sonrasında ergen yaştaki 17-25 yaş aralığındaki bireylerde yoğun miktarda artışa geçti. Binlerce site, binlerce oyun çeşidi. Masalar, sandalyeler bile var ama burası bir sanal kumarhane. Ekran bağlama sıkıntısı var ya buranın. Onun bir 200x de full line. Sanal ortamda kendine ait bir dünya yaratıyor. Sanal kumar bağımlılığı gittikçe yayılıyor. Sanal kumarhaneler daha çok henüz 18 yaşını bile varmamış çocukları hedef alıyor. Sanal kumar sosyal medya sitelerinde açılan canlı yayınlarda oynanıyor. Bir yayına binlerce kişi katılıyor. Büyük çoğunluğu çocuk. Normal kumar bağımlılığında 40-50 yaşları baz alırken artık bunların sanal kumar bağımlılığına dönmesiyle bütün ergenlerin %80'ini kapsayan bir oyun bağımlılığıyla birlikte bir sanal kumar bağımlılığı gerçekleşti. Pandemiyle birlikte ortaya çıkan bu sanal kumar bağımlılığı artık bir beyin hastalığı. Sanal kumar bağımlılığındaki artış artık bir halk sorunu haline geldi. Öyle ki tıpkı bir uyuşturucu bağımlısı gibi tedavi görmek zorunda kalıyorsunuz. Çoğu zaman hasta yakınları şöyle geliyor. Hasta diyorum tekrar tırnak içinde. Ya hocam hiç böyle değildi ama yalan konuşmaya başladım. Ya da evdeki eşyaları çalmaya başladı gibi. Belli bir noktadan sonra evet bunun bir hastalık şiddeti de ele alınmış oluyor. Dolayısıyla bunun bir beyin hastalığı olduğu noktadayız. Tedavisi ise diğer bağımlılık tedavileriyle aynı şekilde işliyor. Alkol uyuşturucuda nasıl ki dopaminerjik sistem bir anda merkezi sinir sistemi uyarılıyorsa bağımlılık içerisindeki oyunlara göre farklılık gösteriyor. Bizim için önemli olan beynin haz bölgesinin aktifleşmesi. Dolayısıyla aynı yanılgılar, aynı yanlış düşünceler tüm bağımlılık alanlarında bu oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı, cinsel bağımlılıklar hepsinde ortak olduğu için bizim için hepsinin tedavi süreci hemen hemen aynı işliyor. Sanal kumar oynatma cezasının caydırıcılığı ise neredeyse hiç yok. Yasa dışı bir bahis oynadığınızda burada sadece bunu kabahat olarak nitelendirilmiş ve mülki amir tarafından 5.000 liradan 20.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulaması. Maltepe'de bulunan Yeşil Belde sitesi daha önce çok kez gündeme gelmişti hatırlayacaksınız. Site sakinlerine göre müteahhit firma usulsüz çürük raporuyla mülk sahipleriyle anlaşmadan konutlarına adeta çökmeye çalışıyordu. Yıkım kararı da çıkarttı ama sonra yürütmeyi durdurma kararı geldi. O karara rağmen site sakinleri adeta ilk çağa döndü. Elektrik, su, doğalgaz tamamen kesildi. Kalan aileler direnmeye devam ediyor ve seslerinin bir an önce duyulmasını bekliyor. Devlet! Thank you.
Halka hizmet, yuva ilk bakma. Halka hizmet. Rant kurbanı olmak istemiyoruz. Demirli, sitesi olmak istemiyoruz. Elektrik, su, gaz olmadıktan sonra önümüz kış, ne yapabiliriz? Çözüm istiyoruz, biz başka bir şey istemiyoruz ki. Tamamen kaderimize terk edildik. Bizim burada yaşam hakkımız yok mu? Bize bir yer göstersinler. Ne su var, ne elektrik, ne de doğalgaz. Maltepe'de 250 dairelik bir site uzun süredir gündemde. Ama seslerini duyan yok. Biz hangi kapıya gittiysek bütün kapılar yüzümüze kapandı. Bağıra bağıra yardım istediğimiz halde yardım etmeye gelen, sorunumuzu çözmek için en ufak bir çaba gösteren insanlar görmüyorum. İstanbul Maltepe'deki Yeşil Belde sitesi için depreme dayanıksız raporu verildi önce. Sonrasında müteahhit firma kentsel dönüşüm için siteye geldi. Ancak sitede yaşayanlarla şirket arasında herhangi bir anlaşma yapılmadı. Üstelik site sakinlerine göre çıkarılan o çürük raporu da usulsüzdü. Biz eğer burayı bırakırsak bizim arsamıza çökecekler. Burada kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm istiyorlar. Artık yıldırma politikasına geçtiler. Rapora rağmen site için yıkım kararı çıkarıldı. Daha sonra da yürütmeyi durdurdu. Kararı. Ancak bu karara rağmen 120 gün süreleri vardı. O süre geçtiğimiz perşembe günü doldu. Yaklaşık 40 ailenin yaşadığı sitede sular da kesildi. Su ihtiyaçlarını kuyudan çektikleri hortumla karşılıyorlar. Ben yaşlı bir annem var. Ben 15 günlük ameliyatlıyım. Su taşıyamıyorum. 12. kattayım. Yürüyerek inip çıkıyoruz. Suları taşıyoruz yukarı. Taşımaya çalışıyoruz. Cuma günü mühürlendi bu sayaçlar. Yaşlılar ve hastalar da var. Onlar elektriksiz bir ortamda yaşıyorlar, ışıksız bir ortamda yaşıyorlar. Asansör kullanamıyorlar, inip çıkamıyorlar. Kalp var, şeker var. Yoruluyorum yani, gazdır, inip çıkıyorum. Artı bu yetmemiş gibi her şeyimizi kestiler. Şimdi evden atmaya çalışıyorlar. Sitede yaşlıların ve bakıma muhtaç olanların da yaşadığını söylemiştik. İşte Hüsnü teyzemize 90 yaşında. Çok zor hareket ediyor, inip çıkamıyor. Makineye de bağlı bir şekilde hayatını geçirmek zorunda. İmkanı olanlar zaman zaman jeneratör kullanıyor. Ancak imkanı olmayanlar 2023 yılında adeta orta çağı yaşıyor. İşte böyle karanlık odalar için mum yakıyorlar. Bizi zoraki kendi evimizden atıyorlar yani ya, kendi evimizden zoraki kaderimize terk ettiler. Site sakinleri yaklaşık 1,5 aydır işte bu şekilde yaşıyorlar. Eşyalarını topladılar ancak gidecek hiçbir yerleri yok. Bizim istediğimiz şey devlet eliyle buraya TOKİ'nin, emlak konutun veya Kiptaş'ın gelmesi. Yol yakın kardeşim, hani, bize sözüm tutun. İstanbul'da bir kadın sokak ortasında erkek arkadaşını defalarca tokatladı. Yetmedi, aracına tekmeler attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tokat attı, öfkesi dinmedi. Bu sefer araca yöneldi. Onu da defalarca tekmeledi. Burası İstanbul Esenyurt. Bir çift aralarında bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tansiyon yükseldi. Kadını sakinleştirmeye çalışan adam tokatların hedefi oldu. Tartışma uzun bir süre devam etti. Kadının siniri bir türlü geçmedi. Bu kez arabayı tekmelemeye başladı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Adana'da bir restoran sahibi çalışanlarıyla birlikte iş yerinin önünde uygulama yapan polislere saldırdı. Olay sonrası gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı. Hedeflerinde denetim yapan polisler vardı. Restoranın önünü kapatmayın dediler, saldırdılar. O zanlılardan ikisi tutuklandı. Adana'da polisler denetimdeydi. Restoran sahibi Yıldıray Yalçın, kardeşi Taner Yalçın ve 3 çalışanları yanlarına gitti. İş yerlerinin önünü kapattıklarını söylediler. Polislerden başka yerde denetim yapmalarını istediler. Polisler o talebi geri çevirdi. Restoran sahibi, kardeşi ve çalışanlar polise saldırdı. Ekipler biber gazıyla müdahale etti. İş yeri sahibi 2 kardeş ve 3 çalışanları gözaltına alındı. Yıldıray Yalçın ve Taner Yalçın tutuklandı. Çalışanlar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nevşehir'de bir hırsız alt komşusunun evine dadandı. Evin her yerini bildiği için hiç zorlanmıyor, her gün komşusunun evine bir şeyleri çalmak için giriyordu. O hırsız son işinde yakayı ele verdi. Güvenlik kamerasında komşularının evlerini soyduğunu gören aile hayatlarının şokunu yaşadı. İçeri girdi, çok zorlanmadı. Çünkü evi avucunun içi gibi biliyordu. Hırsızlık yapmak için komşusunun evini seçti ama kameranın kayıtlı olduğunun farkında değildi. Seni pis hırsız seni. Hadi git bakalım. Sen göreceksin. Adres Nevşehir. Ali İhsan Kayacı'nın evindeki eşyalar ortadan kayboluyordu. Önce makyaj malzemesi ve parfümler, sonra elektrikli eşyalar. Çaldıklarının içinde ruhsatlı silah var. Biraz gram altın var, bir miktar mutfak robotu var. Eve güvenlik kamerası taktırdılar. Kapıyı görecek şekilde bu şekilde bıraktık. O da karizden geldiği için, bu da ufak olduğundan muhtemelen kamerayı fark edemedi. Her zamanki gibi evde rahat rahat dolaşıp çalacaklarını çaldı ve gitti. Hırsız gitti, aile görüntüleri izledi. Hayatlarının şokunu yaşadılar. Evlerindeki hırsız üst kat komşularıydı. Bu kapıyı biz kaç kere kilitlesek o kadar açıp kilitleyerek aynı günde 10 dakika içerisinde 2 kere girip çıkıyor. Her girdiğinde de bir kısım eşyalar götürüyor. Aile o görüntülerle polise gitti. Hırsız komşuları tutuklandı, cezaevine gönderildi. Amerika birbiri ardına yağma olaylarıyla sarsılıyor. Polis nerede hangi ihbara koşacağını şaşırmış vaziyette. İşte kameralara yansıyan birbirinden sarsıcı anlar. Amerika'nın başı yağmacılarla dertte. Sosyal medyadan örgütlenen grup mağazanın önünde buluştu, kapıları kırıp içeri girdi. Yükte hafif, pahada ağır ne varsa götürdü. İçeri girmeleri ve çıkmaları bir dakika bile sürmedi. Amerikan polisi peşlerinde ama çoğunun kimliği belirlenemedi. Bir diğer noktada da marketten temizlik malzemesi çalan gençler plakasız araçla kaçmaya başladı. 5 dakika süren son sürat takip tekerleklerinin patlamasıyla sona erdi. Elektrik direğini yıkan araç hurdaya döndü. İçinden en büyükleri 18 yaşında olan 5 çocuk çıktı. Yaya olarak kaçmaya çalıştı ama başaramadılar. Ağır bir hapis cezasıyla karşı karşıyalar. Holiganlar sokak ortasında birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya gelen polis daha çok zarar verdi. Otomobille aralarına daldı. Ardından da peşlerine düştü. Orantısız şiddet kavgacıların çil yavrusu gibi dağılmasına neden oldu. Gergin anlar da böylece bitti. Genç kadının tek suçu kaldırımda yürümekti. Arkasından gelen kamyon tümseye girdi. Dorsenin kapağı açıldı. Bir anda yere serdi. Neyse ki darbe tam başına gelmedi, çok ucuz atlattı. Bu adam da üstüne gelen araçları gördü ama artık çok geçti. Motora çarpan otomobil bir anda önünde belirdi. Talihsiz adamı metrelerce uçurdu. Ağır yaralanmasına neden oldu. Otomobil bir anda sinyal vermeden döndü, son sürat gelen motorcu fren bile yapamadı. Olanca hızıyla çarptı. Sürücü camdan içeri girdi. Mucizevi bir şekilde de bu kazadan sağ çıktı. Kapı önü keyfi az kalsın faciaya dönüyordu. Yemek getiren kadın bir anda alev alev yanan mangalı devirdi, ayakları tutuştu. Panikle kaçmaya çalışırken arkasından yetiştiler. Ama onlar da zor söndürdü. Kendini bir anda ikinci derecede yanıklarla hastanede buldu. Bu adam da dükkana girmek istiyordu ama vitrini otomatik kapı sandı, içinden geçmeye çalıştı. Hem o hem de çalışanlar şoke oldu. Faslı tetikçi bir anda yanlarında durdu, uzun namlulu silahla indi. Rakip çetenin mensuplarına sokak ortasında kurşun yağdırdı, iki kişiyi öldürdü. Her şey 6 saniye içinde olup bitti. Polis her yerde onları arıyor. Otobüs hızlı gidiyordu, şoför virajı alamadı, yolcularıyla birlikte nehre uçtu. O anlarda 18 kişi yaralandı. Kendilerine göre iyi bir yöntem bulmuşlardı. Forkliftin boyu yetmeyince bir diğerini kaldırdı. Aslında başarmalarına da çok az kalmıştı. Ama son anda üstteki forkliftin dengesi bozuldu. İki makine birden hurdaya çıktı. Tek
Teksas'ta yaban domuzları çiftliklere büyük hasar vermeye başladı. Çiftçiler çareyi süre kabında buldu. Savaş filmlerini aratmayan görüntüler kaydedildi. Kimi uyanık çiftçiler avı da paraya çevirdi. Turistler de bu tarz etkinliklere katılmak için para ödemeye başladı. Modacılar kendilerini aşmanın peşinde. Paris'te düzenlenen defilede içlerinde canlı çiçekler ve kelebekler olan tasarımlar kullanıldı. Elbiseler etkileyici görünse de çevrecilerin tepkisini çekti. Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer Angelina Jolie ile başrol paylaşacak. Maria filminde Haluk Bilginer ünlü milyarder armatör Onassis'i canlandıracak. Jolie ise efsanevi soprano Maria Callas'ı. Gerçek bir hayat öyküsünden esinlenilen senaryo şimdiden çok ses getirdi. To invite the team, the great... Haluk Bilginer Angelina Jolie ile kameraların karşısına geçecek. Film, Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatacak. Maria filminde Angelina Jolie Callas'ı, Haluk Bilginer ise armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak. Filmin senaryosunu Steven Knight yazdı. Maria filmi, Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını anlatacak. Yaşadığı derin yalnızlık beyaz perdeye aktarılacak. Film gerçek bir yaşam öyküsünü anlatıyor. Aristotle Onassis İzmir'de doğdu. 1922 yılı sonrasında Yunanistan'a göç etti. Onu bu kadar ünlü yapansa suikast sonucu öldürülen Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jackie Kennedy ile olan ilişkisi. Onassis, Jackie Kennedy ile evlenmek için Maria Callas'tan ayrıldı. Callas bu ihanetten sonra önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. Maria Callas 1977'de 52 yaşındayken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yazar Funda Demir'in işlediği korkunç cinayetle ilgili ifadesi ortaya çıktı. 2 yıl önce boşandığı eski kocasını geçtiğimiz günlerde boğazını keserek öldürmüştü Demir. Emniyetteki ifadesinde sadece bu bir şeref meselesiydi dedi. Susma hakkını kullandı. Şeref meselesi dedi, susma hakkını kullandı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Akat Mahallesi'nde yaşayan yazar Funda Demir, geçtiğimiz günlerde 2 yıl önce boşandığı eski kocası Mustafa Çapar'ı bıçakla katletti. 22 yıllık evli olan çiftin 3 çocuğu vardı. Çapar, boşandığı eşi ve çocuklarının olduğu evde Funda Demir tarafından öldürülmüştü. Gözaltına alınan Demir'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Demir, "Bu bir şeref meselesi. Bir şey söylemek istemiyorum." diyerek susma hakkını kullandı. Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç. uyumak için odamıza geçtik. Salondan bağırışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim. Annem kapıyı kapattı. Neden kavga ettiklerini bilmiyorum ifadelerini kullandı. Bursa'da otobüs terminalinde yük taşıma arabası yüzünden yumruklu kavga çıktı. Taraflar o kavga sonrası her iki tarafta ayrı ayrı kalp krizi geçirdi. Biri doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı, diğeri de tedavi sonrası gözaltına alındı. Çok değil, birkaç dakika önce birbirlerine yumruk atıyorlardı. Kalpleri o kavgaya dayanmadı. İkisi de kalp krizi geçirdi, biri hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali. Kazım İnanç yük taşıma arabasını alıp perona gitti. Bayram Turgut İnanç'ın yanına yaklaştı. Eşyalarını yükleyeceğini söyledi. Taşıma aracını istedi, tartışma çıktı. İkisi de birbirinin üstüne yürüdü, yumruk attı. Araya girenler kavgayı ayırdı. Turgut eşinin gözü önünde yere yığıldı. Kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı. Tek o değil, kavga sonrası İnanç'ın da kalbi tekledi. O da hastaneye kaldırıldı. Kazım İnanç doktorların çabasıyla kurtuldu. Tedavi sonrası gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmedi, serbest bırakıldı. İstanbul'da bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. O tartışma büyüdü. Motosiklet sürücüsü hızını alamadı. Tartıştığı sürücünün aracının camına muştayla vurarak kırdı. Üstelik o anlarda içeride bir kadın oturuyordu.
Engel olmaya çalıştılar ama onun durmaya niyeti yoktu. Muştayla aracın camını böyle kırdı. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kaydedildi. Trafikte ilerleyen bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Motosiklet sürücüsü hızını alamadı. Araç içerisinde oturan kadına aldırmadan araç camını muştayla vurarak böyle kırdı. O anlarda çevredekiler engel olmak istese de tarafları sakinleştirmek kolay olmadı. Yaşanan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakarya'da kaçak kafe yıkımında hareketli anlar yaşandı. İşletme sahibi eline tiner bidonunu aldı, boynuna tüpleri bağladı, yıkımı durdurmaya çalıştı. Ancak ne yaptıysa ekipler engel olamadı. Boynunda piknik tüpleri, elinde tiner bidonu. Yıkım ekiplerini böyle karşıladı. Adres Sakarya. Ekipler plajdaki kaçak kafeleri yıkıyordu. Bir kafe sahibi engel olmak istedi. İddiasına göre mahkemeden karar çıkmamıştı. Ekipler ne yapacağını şaşırdı. Olay yerine bir de itfaiye ekipleri çağrıldı. Boynunda piknik tüpleri, elinde tiner bidonu vardı. İş makineleri durdu. İşletme sahibi yarım saat sonra ikna edildi. Kendimi yakarım tehdidi işe yaramadı. Bu kez eline balyozu aldı, ekiplere bırakmadı, kafesini kendi elleriyle yıktı. İş güvenliğinin nedenle önemli olduğunu gösteren bir haber var sırada. Adana'da iki işçi kullandıkları vincin kırılmasıyla metrelerce yüksekte asılı kaldı. Onları kurtaran taktıkları emniyet kemeri oldu. Kemerleri olmasa facia yaşanması kaçınılmazdı. Yürekleri ağza getiren görüntünün adresi Adana. İki işçi vinçle apartmana çıkıyordu. Vincin sepeti kırıldı. İşçiler metrelerce yüksekte asılı kaldı. Taktıkları kemer olmasa betona çakılmaları işten bile değildi. O işçileri binanın 3. katındaki bir iş yerinin çalışanları kurtardı. İzmir'in Konak ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden 1200 lira para çıktı. Dilenci paraları 15 dakika içerisinde topladığını söyleyince zabıta ekipleri şaşkına döndü. Zabıtayı bile şaşırttı. 15 dakikada 1200 lira topladı. Bu görüntüler İzmir'de kaydedildi. Hep cebinde terler. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Konak ilçesine bağlı tarihi Kemeraltı Çarşısı ve yakınlarında denetleme yaptı. Bunlar bozulmuş lan. Denetim sırasında dilencilik yapan bir kişi ekiplerin dikkatini çekti. Dilenci zabıtayı görünce cebindeki paraları teslim etti. Dilencinin topladığı parayı tabure üzerine koydu. Ekipler tek tek saydı. Toplamda 1200 lira vardı. Nasıl biliyorum parayı kolla ufak bir yana yapıştırıyor. Dilencinin 1200 lirayı 15 dakikada topladığını söylemesi üzerine paraları sayan zabıta ekipleri bile duruma şaşırdı. Şunlar beşlik aldı. Gerisi beşlik. Dilencilik yaparken yakalanan kişiye idari işlem uygulandı. Hep cebinde telleri çıkıyor paralar. İşte telleri abi. Siirt'te bir çalışanın fıstık deposunda çektiği görüntüler izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Polis harekete geçti. Fıstıkların içinde yatan kişi gözaltına alındı. 2 ton fıstığa da el konuldu. Fıstıkların içine daldı, aralarında yüzdü, kabuklarını tükürdü. Yetmedi, bu mide bulandırıcı anların videosunu paylaştı. Ozanlı gözaltında, fıstıklara da el kondu. Bu görüntüler Siirt'te bir fıstık deposunda çekildi. Marifetmiş gibi de sosyal medyada paylaşıldı. Depo çalışanı binlerce fıstığın bulunduğu alana girdi. Bacadan akan fıstıkların arasında havuzda yüzer gibi yüzdü. Sosyal medyada beğeni peşindeydi. Tepki çekti. Hemen hesabını kapattı. Bu onu kurtarmaya yetmedi.
Polisler evine baskın yaptı, zanlı gözaltına alındı. Depo sahibi ortalıkta değil. Firmaya ait 2 ton fıstığa da el kondu. Düğün, asker eğlencesi vesaire aslında magandalar için bahaneye gerek yok ama her eğlenceye gölge düşürmeye bayılıyorlar gerçekten. Askerler için Ekim Celbi başladı. Bu da maalesef bazı magandaların, şehir eşkıyaların ekmeğine yağ sürdü. Bir grup İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücü ve vatandaşların kabusuna dönüştü. Eylemden farkı yoktu. Tüm bunları asker eğlencesi bahanesiyle yaptılar. Bu nedir abi ya? Hastaneye gideceğiz, yetişemiyoruz ya. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Bir grup maganda güya asker eğlencesi için trafiğe çıktı. Konvoy oluşturan grup tünel çıkışında yolu trafiğe kapattı. Bazıları araçlarından indi, bazıları drift attı. Lastik yaktı, tozu dumana kattı. Grup diğer sürücülerin geçmesini engelledi. Kabus dolu anlar yaşamalarına neden oldu. Magandalar bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Sanal devriye atan polis görüntüleri görünce harekete geçti. 5 kişinin kimlik bilgisine ulaşan polis toplam 25.454 lira para cezası kesti. Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 7 katlı bir bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Saniyeler içinde yerle bir olan bina büyük panik yarattı. Tek darbe yetti. Kontrollü yıkımda işler bir anda kontrolden çıktı. 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Burası Gaziantep. 7 katlı Müftüoğlu apartmanı çifti deprem felaketinde ağır hasar aldı, yıkımına karar verildi. İş makinesi binayı santim santim yıkıyor, meraklı kalabalıkta çalışmaları izliyordu. İş makinesi son hamleyi taşıyıcı kolona yaptı. 7 katlı bina bir anda böyle çöktü. Saniyeler içinde her taraf toz bulutuyla kaplandı. O anlara tanık olanlar büyük paniğe kapıldı. Herkes kaçacak yer aradı. Korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları her geçen gün artıyor. İstanbul Çekmeköy'de bir ev sahibi kiracılara eve giremesin diye kapıların kilitlerine yapıştırıcı sürdü. Günlerdir evlerine giremeyen kiracılarsa şaşkın. Üçüncü kez yine anahtar kilidinin içine anahtarı sokmuş, kırmış ve üzerine Japon dökmüş. Fahiş oranda zam istedi, alamayınca da ilginç bir yola başvurdu. Kiracılarının kapısına yapıştırıcı sürdü. O kiracılar günlerdir evlerine giremiyor. Bayan olarak ben çantamda şunu taşıyorum, karga barını. Çünkü evime girmek istiyorum. Tabii ihtiyacım yağmur yağıyor ve benim montumu almam lazım. Ama en tabii ihtiyacım olarak duş almak istiyorum. Gidip bir başkasının yanında kalmak istemiyorum. Şu anda arkadaşımın yanında kalıyorum ve onun kıyafetleriyle geziyorum yani. Artan kira fiyatları ev sahibi ve kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Saati söktün. Çek çek iyi çek. Hırsız. İstanbul Çekmeköy'de bir ev sahibi iddiaya göre kiraya fahiş oranda zam istedi. 6,5'tan 14.500'e güncellediğini söyledi kendisi. Bunun üzerine ben de ödeyemeyeceğimi söyledim. Ve devletin vermiş olduğu %25 kuralının olmuş olduğunu hatırlattım kendisine. İstediği zam oranını alamayan ev sahibi kiracıları eve giremesin diye kapıların kilitlerine yapışkan madde sürdü. Ben evime geldiğimde evimin şurasından şöyle bir Japon sıkmış içerisine. Ev sahibinin yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Elektrik, su ve doğalgaz saatlerimizi söküyor. Ondan sonra bizi rahatsız ediyor. Evden gittiğimiz zaman, işe bir yere gittiğimiz zaman kameralardan takip ediyor. Evde yoksak eğer geliyor anahtar ucu kırıyor, eve giremeyelim. Günlerdir evlerine giremeyen kiracılar ev sahibinden şikayetçi oldu. Şimdi ben çilingir açtıracağım. Tekrar yapacak biliyorum, ona eminim. Ama benim burası evim. Hani burada yaşamak zorundayım. Ev sahibi ise iddiaları yalanladı. Ben çekiyorsun. Şey ben de çekeyim seni. Soğuklar kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Günlerdir de yurdun dört bir yanında sağanakla mücadele ediyoruz. Hatta sosyal medyada cellat soğukları mı geliyor diye konuşuluyor günlerdir. Böyle bir tabir yok ama Ekim geçtiğimiz 30 seneye nazaran daha serin geçecek.
serin havada üzerimizde etkili olmaya devam ediyor. Doğuda da ayın 5'ine kadar önümüzdeki yani 3-4 gün daha yağışlar ve serin hava devam ediyor olacak. Sıcaklıklar biraz daha bir tık daha diyelim mevsim normallerinin geçmiş yıllara göre altında seyredecek. Sert hava koşullarına dair uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki Ekim nasıl geçecek? Havalar daha da soğuyacak mı? Ayın 15'inde gelecek olan bir soğuk hava gözüküyor. Beraberinde yağışlar var ama bu çok uzun soluklu değil. Yani aralığın sonlarına doğru kar yağışı olasılığını biraz daha bize işaret ediyor. Uzmanına göre Ekim diğer 30 seneye nazaran daha serin geçecek. Arada sosyal medyada paylaşılan cellat soğukları diye bir tabir gördük. Uyduruk bir şey. Geçmişten yani atalarımızdan gelen geleneksel hava takvimlerde bile böyle bir şey yok. Günlerdir de soğuk ve yağışlı hava etkili ama sevinmeyin bu kadar yağış İstanbul'un 3 günlük suyuymuş. Uzmanı bu yüzden de kurak bir kışın bizi beklediğini söylüyor. Barajlardaki doluluklar o yeterli miktarda artmadı. Baraj doluluk oranlarında %1'lik bir artış gözlenmiş. Büyük bir risk bizleri bekliyor. Doğal olarak soğuk hava grip vakalarını da tetikliyor. Sağlık Bakanı'ndan içimizi ferahlatacak bir açıklama geldi. Fahrettin Koca COVID-19 ve Eris varyantının seyrine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. COVID-19 artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun dedi. Türkiye'de COVID-19 vakaları yeniden arttı mı? Eris varyantı ne kadar etkili? Yeni önlemler kapıda mı? Akıllardaki bu sorulara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bakan Koca, COVID-19 artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır dedi. Vatandaşlara tedirgin olmamaları çağrısı yaptı. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. COVID-19 artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun. Bakan Koca, Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ersin Mahmutluoğlu'nun COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin iddialara da tepki gösterdi. Adı etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Doktor Ersin Mahmutluoğlu'nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın ruh sağlığı yerinde mi? Hayranları ve yakınları hal ve hareketlerinden endişeli. Çünkü son günlerde sosyal medya hesabından tuhaf dans videoları paylaşıyor. 41 yaşındaki şarkıcının çifte bıçakla yayınladığı son videoysa polisi alarma geçirdi. Paylaştığı bu video hayranlarını korkuttu. Polis ekipleri evini bastı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Amerikalı şarkıcı Britney Spears, skandallarına bir yenisini daha ekledi. 41 yaşındaki pop yıldızı son olarak sosyal medya hesabından büyük bıçakları sallayarak dans ettiği bir video yayınladı. Sanatçının ruh sağlığından endişe eden hayranları ve yakınları polise haber verdi. Polis ekipleri şarkıcının evine gitti. Sanatçıyla konuştuktan sonra oradan ayrıldılar. Pop ikonu isyan dolu bir açıklama yayınladı. Polislerin kendisinden özür dilediğini söyledi. Yaşadıklarını zorbalık olarak tanımladı. Britney Spears bir dönem babasının kendisi üzerindeki vasilik hakkının düşürülmesi için yasal mücadele vermişti. Yakın zamanda da eşi Sam Asghari'den ayrılması yeniden gündem olmuştu. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle siyasete atılmaya hazırlanıyor. İddia İngiliz Daily Mail gazetesine ait. Habere göre Meghan'ın hedefinde Kaliforniya senatörlüğünden sonra Amerikan başkanlığı var. Thank you. Kraliyetten ayrıldı, gözünü siyasete dikti. Senatörlüğe yeşil ışık yaktı. Meghan Markle olaylı bir şekilde İngiliz kraliyet ailesiyle bağlarını kopardı. Eşi Prens Harry ile birlikte Amerika'ya taşındı. İddiaya göre eski Sussex düşesi şimdi de siyasete atılıyor.
iddiayı ilk gündeme getiren İngiliz Daily Mail gazetesi oldu. Gazeteye konuşan bir kaynak, Meghan'ın 90 yaşında hayatını kaybeden Kaliforniyalı Demokrat Senatör Dianne Feinstein'ın yerine aday olacağını öne sürdü. Söz konusu kaynak, Meghan üst düzey demokratlarla bağlantı kurdu. Asıl hedefi Amerikan başkanı olmak dedi. Bir başka kaynaksa Meghan'ın güçlü bağlantıları bulunsa da kongreye girme şansının az olduğunu söyledi. Geçtiğimiz cuma 90 yaşında hayata gözlerini yuman Dianne Feinstein, Amerikan kongresinin en yaşlı üyesiydi. Ana haberi burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.